Miladi 1. yüzyıla gelindiğinde Anadolu evrensel birliğinin temellerinin atıldığı yer durumundadır. Hristiyanlık olarak adlandırılan bu dinin inançsal öğretilerinin belirlenmesi toplanan ilk 7 konsül tarafından alınan kararlar ile büyük ölçüde temellendirilmiştir. Hristiyanlık Hz. İsa'dan sonra oluşturulmuş bir kavramdır. Hz. İsa kendi ifadesiyle yeni bir din getirmedim, ben size Hz. Musa şeriatını aksattığınız yerleri yeniden hatırlatmak için görevlendirildim der. Hz. İsa'dan sonra Kudüs cemaatinin başına geçen Petrus isimli havari, Anadolu'da bağımsız bir şekilde çalışmalar yapan Tarsuslu Pavlos'u sert bir şekilde uyarmıştır. Erken Hristiyanlık tarihini büyük ölçüde oluşturulmasına ev sahipliği yapmış Anadolu, hali hazırda Doğu ve Batı kiliselerinin tarihsel ilk kararların alındığı yerdir. Bu süreci başlatan ise Anadolu'lu Tarsuslu Pavlos'tur. Şimdi kısaca Pavlos'u tanıyalım, ne gibi faaliyetlerde bulunmuş anlatalım. Pavlos, milattan sonra 5. yılda Tarsus'ta doğar. Yahudi bir aileye mensuptu. Pavlos'un asıl adı Saul iken Roma vatandaşı olduktan sonra Latince Pavlos adını almıştır. Koyu bir Ferisi Yahudi mezhebindendir. Ferisi, Hz. Musa'ya Tevrat'ın yanında sözlü emirlerin de verildiğine inanırlar. Tevrat'ın izah olarak gördükleri bu sözlü emirlerin toplandığı kitaba Talmud derler. Pavlos, Yahudi Ferisi mezhebine dahil olduğu için aslında son derece katı dini kurallar ile büyümüştür. Bu nedenle Hz. İsa'ya inananların ilk düşmanlık besleyen ve şiddet uygulayan kişilerin başında gelmiştir. Hatta Hristiyan dininde ilk şehit sayılan Stefan'ın taşla öldürülmesinde Pavlos'un da katkısı olmuştur. Pavlos bir gün Şam'a giderken Hz. İsa'yı rüyasında gördüğünü, Hz. İsa'nın neden bana zulmediyorsun dediğini söyler. Rüyanın etkisiyle amansız bir şekilde karşı çıktığı yeni inancın en ateşli savunucusu olur. İlk yolculuğunu Hz. İsa doğrultusunda şeriata bağlı olan Barnabas ve onun arkadaşı Markos ile birlikte Kıbrıs, Adalar, Perge, Yalvaç ve Konya'ya yapar. Özellikle Konya yakınlarında Kilisra şehrinde çok büyük ilgi görürler. Daha sonra Antakya'ya giderler. Barnabas ve sonra 4 İncil yazarından biri olacak olan Markos ile ciddi bir şekilde görüş ayrılığına düşerek diğer seyahatlerine yalnız çıkar. Ayrıldıktan sonra Barnabas, Pavlos'u Kudüs'e şeriat kurallarına uymuyor diye şikayet eder. Kudüs tarafından Pavlos şiddetli bir şekilde uyar. Fakat Pavlos artık kendi bildiğini yapar. Pavlos yalnız başına çıktığı seyahatlerinde ateşli konuşmalar yapar, gittiği birçok yerde hayatı pahasına vaazlar verir, mektuplar yazar. Özellikle Anadolu'da büyük çaba harcayarak burada yaşayan Yahudi olmayan topluluklara yeni kendi oluşturduğu dini yaymaya çalışır. Gittiği yerdeki insanların anlayışına uygun bir takım öğretileri yazdığı mektuplar ve verdiği vaazlar ile sonraları adına Hristiyanlık denen dinin temellerini atmıştır. Pavlos'un oluşturduğu bu yeni dinin en önemli kuramı Pavlos için tek bir baba tanrı ile insanlar arasında aracı olan, kurtarıcı olan baba tarafından aşağı konumda tanrısal özelliklere sahip fakat insan olan Tanrı'nın oğlu Rab İsa Mesih bulunmaktadır. Görülüyor ki Pavlos, Yahudi olmayan insanları hedef kitle olarak almış ve onları eski pagan inanışlarına belli ölçülerde uydurulmuş bir teoloji oluşturmuştur. Şöyle ki pagan inanışlarında sünnet yoktur. Oysa ki Hz. İsa sünnetliydi. Günümüz Hristiyanların Hz. İsa gibi sünnet olmuyor olmalarının sebebi Pavlos'un paganları kendisine inandırmak için onlara verdiği tavizlerden birisidir. Pavlos'un kendi hissiyatı ve bu doğrultuda geliştirdiği bu yeni inanca ilkin Hristiyan tanımlanmasının yapıldığı yer Antakya'dır. Yani Hristiyanlık terimi ilkin ve yaygın olarak Hz. İsa'dan sonraki zamanda ortaya çıkmıştır. Pavlos milattan sonra 67. yıl içerisinde Roma'da despot imparator Neron tarafından öldürülür. Milattan sonra 330 yılında Konstantin'in Roma İmparatorluğu içerisindeki tüm inançları serbest bıraktığı zamana kadar Pavlos'un Hristiyanlara çok büyük işkenceler yapılmıştır. Bu dönem içerisinde Hristiyanlara karşı en büyük zulmü Pavlos'u da öldüren Neron yapmıştır. Dünyada Hristiyanlarca doğru sayılan 4 İncil vardır. Matta, Luka, Markos ve Yuhanna İncilleridir. Yuhanna, Hz. İsa'ya en yakın olan havarisidir. Yuhanna, İncil'ini Anadolu'nun Efes şehrinde Efeslilere hitaben yazmıştır. Markos ise havari olmamakla birlikte bir dönem Pavlos'un yanında bulunmuştur ve o da İncil'ini Antakya inananlarına hedef olarak yazmıştır. 4 İncil de Pavlos'un ölümünden sonra yazılmıştır. Yuhanna İncil'ini kısmen dışarıda tutmakla birlikte diğer 3 İncil'de Pavlos'un etkisi açıkça görülür. Pavlos Yahudi dünyasında uzun zaman açıkça hiç dile getirilmeyen bir din adamıydı. Talmud'a ve diğer Yahudi sözel geleneğinde Pavlos'tan açıkça bahsedilmez. Ancak Orta Çağ Avrupa'sında ortaya çıkan İsa'nın yaşam öyküsü
kitabında Pavlos'tan bahseder. Bu kitapta Pavlos'un Hristiyanlığı tarif etmek için görevlendirilmiş bir Yahudi ajanı olduğu anlatılır. Pavlos'un Anadolu'da yaptığı faaliyetler sonucunda Hristiyanlık tarihinin ilk 7 kilisesi İzmir, Bergama, Denizli, Akhisar, Salihli, Alaşehir kentindedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.